bak bakayım. Evet bayanlar, baylar, herkese selamünaleyküm. Bendeniz Muhammed Heykel. Bu sene çok acayip şekilde köyde üzüm bağımızda arıların istilası var. Eskiden bu kadar arı yoktu. Gelmiyordu. En başta çok fazla eşek arıları. Bakın burada hep neredeyse eşek arıları var. Buraya eşek arıları geliyor. Diğer taraflara da bal arıları gelmeye başladı. Bu şişeleri asıyoruz. İçine birazcık şekerli su şey koyuyoruz. Sen nereden çıktın? Fondu. Ay. Şişeleri asıyoruz. İçine şekerli su. İşte sirke mirke koyuyorlar. Köylüler. Daha sonra asıyorlar. Ancak bu sene acayip şekilde kameraya bile şu anda eşek arısı geldi. Acayip şekilde arı istilası var. Çok fena bir arı istilası var. İnşallah beni sokmazlar. Çok fena bu sene. Nedense köy yerini bu sene arılar bastı. Üzüm bağlarının hepsini neredeyse ele geçirmiş durumdalar yani arılar. Kimse bu sene üzüm yemeyecek. Bugün bu üzümlerin hepsi kesilecek arkadaşlar. Hepsi tavuklara atılacak. Çünkü arılarla baş etmenin başka bir yolu yok. Günaha da giriyorsun. Çok fazla arı ölüyor. Günaha da girmeye gerek yok. Hepsi, o gün hepsi tavuklara. Olağan şeyler bunlar köyde. Bazen sivrisinek basar, bazen arı basar, bazen fırtına çıkar. Köy hayatının olacak şeyler bunlar. Bu arada Kırklareli'de kültür festivali başladı. 3 gün konser var. Ünlü sanatçılar da geliyor. Onlardan ara sıra videoda paylaşacağım size. Trakya'nın güzellikleri bunlar. Her sene ilçe ilçe neredeyse festivaller var. Özellikle Vize'dekiler. Vize'deki festivalin girişi ücretsiz. Trakya'da hayat böyle. İncirlerimiz dolmaya başladı. İncir yavaş yavaş yemeye başladı. Büyümeye başladı incirlerde. Günler geçiyor. Her ay, her gün başka bir meyve köy yerinde yiyorsunuz yani. Dut bitiyor, incir başlıyor, erik başlıyor, ceviz başlıyor, üzüm başlıyor. Değişiyor. Trakya'nın da toprağı malum bereketli. Her türlü meyve ağacı var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın.